Sevgili seyirciler, yeni bir 5'ine 1K programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yine Türkiye'de ve dünyada önemli konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Dünya yaklaşık 2 senedir pandemiyle boğuşuyor. Vakalar bir azalıyor, bir artıyor. Aşılamanın büyük bir hızla devam ettiği de ettiğini söyleyemiyoruz ne yazık ki, ama yine de koronavirüsle mücadele bütün dünyada biraz panik, biraz da merakla devam ediyor. Koronavirüs dünyada ülkeler arasında büyük bir hızla yayılmaya başladıktan sonra aşılamadaki yavaşlama ve pandemi tedbirlerinin ülkelerde gevşetilmesi sebebiyle de yeni mutasyonlar, varyantlar ortaya çıkmaya başladı. Ortaya çıkan bu yeni varyantların aşıya karşı dirençli olup olmadığı, önceki varyantlara göre daha ölümcül mü yoksa yayılma hızı daha mı hızlı, daha mı yavaş gibi pek çok soru da hala cevabını bekliyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Omikron varyantı sıklıkla duyulur oldu. Omikron'un tam olarak nerede ve hangi koşullarda ortaya çıktığını kesin olarak kimse bilmiyor. Varyantın kökeni hakkında kesin olan tek şey, varyantın Dünya Sağlık Örgütü'ne ilk olarak Güney Afrika tarafından 24 Kasım tarihinde bildirilmiş olması. Gelin görün ki varyantın nerede ve ne zaman ortaya çıktığının hala net bir cevabı yok. Bilim insanları ve sağlık uzmanları açısından çok önemli aslında bu sorunun cevabı. Zira virüsün yayılışının kontrol altına alma adımları, örneğin karantinalar, seyahat kısıtlamaları gibi önlemler hep bu merkeze dayanarak ilan ediliyor. Her şeyden önce bir varyant ne kadar erken teşhis edilirse ne kadar tehlikeli olduğunun anlaşılması için o kadar zaman kazanılmış oluyor. Hastalanan kişi de daha mı hızlı çoğalıyor, daha mı ağır hastalığa yol açıyor, daha fazla cana mı kıyıyor, bunu ancak bu şekilde anlıyorsunuz. Varyantın nasıl geliştiği de bir o kadar hayati önem taşıyor. Eğer Omikron gerçekten bağışıklık sistemi zayıf tek bir hastada geliştiyse, o zaman bu özelliklere sahip kişilerin yakın gözleme alınması COVID'le mücadelede de büyük önem kazanıyor. O nedenle yeni varyantın hakkında detaylı bilgilere sahip olmak pandeminin önünü kesmek adına büyük önem arz ediyor. Bu yeni varyant, yani Omikron varyantı hakkında neler biliniyor, nasıl keşfedildi, diğer varyantlara göre daha mı ölümcül? Omikron varyantını keşfeden Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee şu anda karşımızda. Sayın Coetzee, ilk olarak çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Varyantı nasıl keşfettiniz? Bu varyantı keşfim bir süreçten çok klinik bir tecrübeydi diyebilirim. Olay şu şekilde gelişti. Çalıştığım kliniğe bir hasta geldi. Kendisini muayene ettim ve sağlık geçmişini, yaşadığı semptomları dikkatlice dinledim. Hastalarımın medikal geçmişi konusunda çok disiplinli olduğumu söyleyebilirim. Bu yüzden kendisinin geçmişini titizlikle okudum. Bazı şeyler mantıklı gelmedi ve hastamın durumunu açıklayamıyordu. Bu durum bende şüphe uyandırdı. Daha sonra hastamı koronavirüs için test ettim ve test sonucu pozitif geldi. Bu noktada çok fazla COVID hastası görmüyorduk. Çünkü Delta varyantının 3. dalgasından yeni çıkmıştık. Daha sonra hastanın ailesi de hastaneye geldi ve onlar da muayene olmak istedi. Normalde ülkemizde aileler, özellikle genç aileler, evden biri hasta olduğunda tüm aile için randevu alıp muayene olmazlar. Bu durum benim kafamda daha çok soru işaretlerinin belirmesine sebep oldu. Yanlış ve farklı giden bir durumla karşı karşıya olduğumu o an daha iyi anladım. Aileyi de koronavirüs testine gönderdim ve onların da test sonuçları pozitif geldi. Ve bu süre zarfında o gün gördüğüm diğer hastalar, ki COVID-19 ile ilgili 7 hasta daha gördüm, Delta varyantının normal semptomlarından farklı, daha önce karşılaşmadığımız semptomlarla pozitif çıktı. Ben de Bakanlar Danışma Kurulu'nun gözlemci üyesi olduğum için komiteyi uyardım. Komiteye testi pozitif çıkan ancak Delta varyantının normal semptomlarından farklı semptomları olan hastalar gördüğümü ve bunun başka bir şeyin habercisi olabileceğini söyledim. Onlara kötü haber olabilecek, farklı bir endişe verici tablo gördüğümü söyledim. Bu semptomların Delta varyantının olmadığını hissediyordum. Ve aynı anda arka planda laboratuvar teknisyenlerimizden biri de PCR testinde farklılıklar olduğunu gördü. Yani hepsi aynı anda oldu ve ben bir bilim insanı olarak hemen bir dizileme analizi yaptım. Dizileme işlemi maalesef birkaç gün sürüyor ve yaklaşık 5 gün sonra gerçekten de Omikron adında yeni bir varyant olduğunu ve virüsün bir kez daha mutasyona uğradığını dünyaya duyurduk. İlk böyle bir yeni varyantla karşılaştığınızda bir bilim insanı olarak hisleriniz ne oldu, onu da merak ediyorum.
Aslında bu durumu fark ettiğimde korkmadım. Sadece içimden kendime, Tanrım hayır bir daha bu olmasın lütfen dedim. Aslında biz bilim insanları bir başka varyant veya dördüncü bir dalga daha bekliyorduk. Ama bu durumun Aralık ayı sonu, Ocak ayı başı olacağını tahmin ediyorduk. Noel bayramı ve yılbaşı nedeniyle kutlamalar, bir araya gelmelerin ve kalabalık ortamların artacağı bu zaman diliminden sonra ortaya çıkmasını bekliyorduk. Maalesef bu durum beklediğimizden bir ay daha erken oldu. Biliyorsunuz geçen Aralık ayında beta dalgasını yaşadık ve bununla kış boyunca uğraştık. Ve Haziran-Temmuz civarında dünya çapında delta dalgasını yaşadık ve şimdi omikron dalgasından geçiyoruz. Maalesef bu durum yaşamak ve alışmak zorunda olduğumuz bir durum. Güney Afrikalı politikacılar ne söylediler? Hani endişe duydular mı? Ya şimdi Güney Afrika'nın adını karıştırmayalım, ülke hakkında olumsuz bir imaj olabilir dediler mi size? Birleşik Krallık gibi ülkeler maalesef kırmızı listeye koydu ve Güney Afrika'dan gelen insanları sınırlarını kapadı ve farklı protokoller uyguladı. Şu an çok şükür bu kırmızı listeden çıkarıldık. Açıklamalarındaki sorun şu ki, ne yazık ki virüsü durduramayız. Hastaları uçağa binmeden önce test ettiğinizde muhtemelen herhangi bir semptomu olmayacak ve test sonuçları negatif çıkacaktır. Fakat yolcuların semptomları 24-48 saat sonra ortaya çıkacaktır ve doğru bir test sonucu ancak o zaman alınabilir. Bu yüzden uygulanmış olan bu zorunlu protokoller pek bir işe yaramadı diyebilirim. Sabah baş ağrısı, bulantı ve vücut ağrılarıyla uyanıp hemen hastaneye test yaptırmaya gelen vakalar görüyoruz. Yaptırdıkları bu testler negatif çıkıyor. Fakat aradan birkaç gün geçtikten sonra semptomların geçmemesiyle tekrar gelen bu hastaların testleri bu ikinci gelişlerinde pozitif çıkıyor. Yani eğer ben uçağa bineceğim gün boğazımda bir ağrı hissedip test yaptırırsam test büyük ihtimalle negatif çıkacaktır. Ancak uçaktan indiğimde pozitife dönmüş olabilirim. Omikron varyantının diğer varyantların çoğundan daha bulaşıcı ve daha güçlü olduğunu biliyoruz. Yani virüsü başka bir ülkeye yaymak için çok fazla insana ihtiyacınız yok. Yani sınırlarınızı kapatmanın bir faydası yok. Virüsü durdurmak da işe yaramayacak. Sizce bu varyant sonrası pandemi sonlanır mı? Ne düşünüyorsunuz? Bu cevaplaması biraz zor bir soru. Şu anda koronavirüs ve varyantlarının pandemisinden geçiyoruz. Bu pandeminin büyük ihtimalle grip gibi endemik bir salgına dönüşeceğini düşünüyorum. Yine de bu pandemi endemik hale gelse bile çok dikkatli olmamız gerekecek. Maalesef insanlar yine ölecek, yine hastalanacak. Ancak gelecekteki diğer pandemiler için de hazırlıklı olmamız ve önlem almamız gerekiyor. Şu anda dünya çapında büyük bir antimikrobiyal direnç yaşanıyor. Bu durum dünyanın bir sonraki pandemisi olabilir ve bence bakteriyel enfeksiyon pandemileri viral enfeksiyon pandemilerinden çok daha kötü olacak. Sizce omikron hayatlarımızı değiştirecek mi? Bu soruya kesin bir cevap verebileceğimi düşünmüyorum. Şimdilik bulunduğum yerde Güney Afrika'da sıkı bir karantina uygulanmıyor. Ve yine tekrarlamalıyım ki omikron varyantının oldukça bulaşıcı bir viral enfeksiyon olduğunun farkındayız. Ancak şimdilik önceki enfeksiyonların ardından ikinci kere enfekte olan insanların sayısında ciddi bir artış görmüyoruz. Bilim insanları olarak bu varyantın önceki varyantlara göre ciddiyetinin daha az olduğunu düşünüyoruz. Çünkü önceki varyantlara kıyasla daha az hastaneye yatış ve daha düşük oranda yoğun bakım ünitesine yatış oluyor. Ayrıca aşıların da bu hastalığa karşı etkili ve koruyucu olduğunu hastanelerdeki hasta sayısına bakarak söylemek mümkün. Yani yine vurgulamak isterim ki aşı olduğumuz sürece insanları hastanelerden uzak tutabiliriz. Bence pandeminin ilk zamanlarındaki gibi sıkı ve uzun karantinalar bu varyantın gidişatına büyük bir etkide bulunmaz. Eğer insanlar aşı yaptırır, kalabalık yerlerden uzak durur ve maske kullanımına önem verirse bu varyantın önüne geçebileceğimizi ve bu önlemlerin yeterli olacağını düşünüyorum. Şu anda hastaneye omikron varyantı şikayetiyle gelen hasta sayısı endişe verici değil. Delta varyantında olduğu gibi karamsar bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyorum. Eğer delta varyantındaki gibi bir durum başlarsa ve çok ciddi vakalar artarsa bence o noktada ciddi karantinaları dikkate almak gerekir. Ama o zamana kadar bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Şu an tedavide olan aşılar yeterli mi mücadele için omikronla? Bu zor bir soru. Mevcut aşılar insanları hala ciddi varyantlara karşı koruyor. Şu anda yoğun bakım ünitemizde bulunan COVID'li kişilerin %90'ı maalesef aşılı değil. Toplumda aşılanma oranı şu an yarı yarıya diyebiliriz. İkinci kere enfekte olmuş insanlar, aşılanmış ve aşılanmamış kişiler, çığır açan enfeksiyonlar, şu an dünyada birçok farklı senaryo görüyoruz.
Ancak kişi aşılandığında semptomlar kendini daha hafif gösteriyor. Daha önce bahsettiğim gibi omikron varyantının asıl semptomları baş ağrısı, bulantı ve yorgunluktur. Görüyoruz ki aşı olmuş insanlar oldukça şiddetli seyreden baş ağrısını aşısızlara göre çok daha az hissediyor. Ben buna tüm baş ağrıların anası diyorum. Oldukça şiddetli olan bu baş ağrısı bir veya iki gün sürüyor. Fakat ilaç tedavisiyle daha iyi gidiyor. Burada doktorların sorumluluğunun çok büyük olduğunu düşünüyorum. Doktorlar hastalarının şiddetli baş ağrısı mı yoksa hafif baş ağrısı mı olduğunu kontrol etmeli ve semptomlarını takip etmelidir. Varyantı anlamak ve istatistik oluşturmak için böyle detayların hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Sağlık çalışanları olarak verebileceğimiz en büyük tavsiye, herhangi bir semptom gösteriyorsanız bir sağlık kuruluşuna başvurmanız ve aşılarınızı aksatmamanızdır. Çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Çok önemli bir teşhiste bulundunuz. Bütün dünyanın konuştuğu omikron varyantında ilk adını siz koymuş oldunuz. Çok çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, şimdi sizlere tıp dünyasındaki önemli bir başka gelişmeden bahsedeceğim. Pandemi yaşanırken, pandemide bunlar yaşanırken tıp dünyasında Harvard'dan yeni ve sevindirici bir haber geldi. Biliyorsunuz diyabet vücudumuzda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılmaması durumunda gelişen ve ömür boyu süren bir hastalık. Tüm dünyada hızla artan sessiz bir pandemi olduğunu söylesek belki de yanlış olmaz. Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre dünyada 20-79 yaşları arasında tahmini 463 milyon diyabetli insan bulunuyor. 2030 yılına kadar bu sayının 578 milyona, 2045 yılına kadarsa 700 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Diyabet global açıdan çok büyük bir sorun. Hasta sayısı gitgide artarken bir Türk bilim insanı hepimizi sevindiren bir haber verdi. Aynı zamanda acaba diyabetin sonu geliyor mu sorusuna da bir cevap bulduk. Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil ve ekibi diyabet hastalarını vücudunda arttığını gösterilen yeni bir hormon keşfetti. Bilim dünyasında da heyecanla yankılandı bu. Bu çalışmaya göre bu hormonun baskılanması sonucunda tip 1 diyabetin önlenmesi, tip 2 diyabetin tedavisi mümkün olacak. Harvard'dan Halk Sağlığı Okulu Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından yürütülen bu araştırmada metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olan hem tip 1 hem de tip 2 diyabetin gelişiminde kritik bir rol oynayabilen FAPKIN adlı yeni bir hormonun bulunduğunu isterseniz Gökhan hocamıza soralım. Yaklaşık 10 yıldır bunun için uğraşıyordu ve Harvard Üniversitesi'nde bir ekip olarak çalışıyordu. Hatırlarsanız Gökhan Otamışlıgil'i daha önce ben hem 5N1K'da bizzat Harvard'daki stüdyosuna girip orada görüntülemiştim. Hem de burada programımıza konuk etmiştik. Şu anda da yine karşımızda. İlk olarak tebrik ederim hocam. 10 yıl uğraştınız ve sonuçta neredeyse iğneyle kuyu kazıp böyle bir noktaya geldiniz. Nedir hocam bu FAPKIN? Nasıl anlatacağız? Tabii merhaba sevgili Cüneyt. Teşekkür ederim beni programa aldığınız için. Bu gerçekten bizim Sabri Ülker Merkezi'nde yaptığımız en önemli çalışmalardan biri. Tam da sene sonunda, zor da bir senenin sonunda güzel bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Yani kısaca özetlersem, burada çok uzun zamandır, bizim 10 seneyi aşkın bir süredir üzerinde çalıştığımız ve cevap bulmaya uğraştığımız bir soru vardı. O da vücutta enerji depolarında, enerji rezervlerinde her zaman dalgalanmalar oluyor. Ve bu dalgalanmalar sırasında metabolik organların, işte pankreas gibi, karaciğer gibi organların bu dalgalanmalara uyum göstermesi, bunu kontrol altında tutabilecek cevapları vermesi gerekiyor. Bunu vermek için de bu haberin onlara ulaşması gerekiyor. Yani enerji rezervlerinin ne durumda olduğundan bir şekilde bu organların ve içlerindeki hücrelerin haberdar olması gerekiyor. Biz de bu haberi hangi sinyaller iletiyor? Yani bu çok önemli bir işlem. Bu işlem nasıl gerçekleşiyor? Bunun cevabını bulmaya çalışıyorduk. Ve tabii enerjiyi depolayan, vücutta canlılarda enerjiyi depolayan en önemli yer yağ dokusu. Dolayısıyla biz de bunun yağ dokusundan çıkan bir sinyal olabileceğini öngörüyorduk. Böyle bir hipotez üzerinde çalışıyorduk. Ve bundan 10 sene önce bu yağ hücreleri depoladıkları enerjiyi yıkarken,
yani depolanmış olan yağı yıkıp diğer organlara aktarırken ortaya çıkan bir molekül bulmuştuk. O zamanki adı FEB4 diye bir moleküldü. Fakat bu molekülün ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını, ne yaptığını veya bu aradığımız sinyalin bu olup olmadığını bulamamıştık. Bu yeni çalışmada, yani biraz uzun bir giriş yaptım, kusura bakma. Bu yeni çalışmada şimdi bu FAP4 proteinin bize gösterdiği yolu takip ederek bu aradığımız sinyali nihayet bulduk. O da yine yağ hücreleri depolarını yıkarken bu FAPKIN hormonunu oluşturan FAP4'ü salgılıyorlar. Bu FAP4 de yağ hücrelerinden salındıktan sonra iki tane daha çok ilginç proteinle bir araya gelip bir kompleks meydana getiriyor. Ve bu kompleks de düzenlediği şey vücutta enerjinin birimi olarak işlev yapan molekülleri, yani ATP molekülünün hedef hücrelerdeki dengesini belirleyip o haberi vermek. Yani çok ilginç. Enerji dalgalanması sırasında enerji birimini hücrelere tanıtan bir sinyal gibi çalışıyor. Ve bu tabii makalede bunun ayrıntılı moleküler mekanizmalarını, nasıl çalıştığını da ortaya çıkardık. Ve şimdiye kadar bilinen hormonlardan hem yapısal olarak çok farklı, hem mekanizma olarak çok farklı. Tabii en çok dikkat çeken kısmı da, yani bu hormon normalde bu işlevi yaparken hem tip 1 diyabette hem tip 2 diyabette hem hayvan modellerinde hem insanlarda çok yüksek düzeylere ulaşıyor. Anormal bir yükseliş gösteriyor ve bunun neticesinde de beta hücrelerinde bir dejenerasyona, insülin salınımında bozukluğa yol açıyor ve diyabete zemin hazırlıyor. Bu tabii bize çok heyecan veriyor ve bu hastalıkların ortaya çıkmasında bir rolü var mı sorusunu getiriyor. Ve bu sorunun cevabı da son olarak bu çalışmada var. Bu yayınladığımız Nature dergisinde bir hafta önce yayınladığımız makalede bu düzelmeyi sağlayarak, bu hormondaki yükselmeyi geri döndürerek hem tip 1 hem 2 diyabet oluşumuna engel olabileceğimizi gösterdik. O yüzden de çok heyecan verici bir çalışma oldu. Hocam bu hormon nasıl çalışıyor acaba? Yeni bir hormonun bulunması, hem yepyeni bir hormon çalışma mekanizmasının bulunması, bunun hem insanda hem deney modellerinde çok etkinlik gösteren bir mekanizma olması, hastalığa bağlı olması, insan beta hücreleri üzerinde tıpkı deneysel beta hücreleri gibi aynı etkiyi göstermesi, bütün bunlar bize çok ümit veriyor. Yani bu bulduğumuz mekanizmanın hastalık için çok önemli bir mekanizma olduğunu, ayrıca da düzeltilebilir bir mekanizma olduğunu gösteriyor. Eğer tabii bu varsayımlarımız doğruysa, buradan mutlaka yeni bir tedavi yolu çıkacak. Bunu tabii bizim daha fazla heyecan duymamızın sebebi, bu çalışmada böyle bir molekülden de bahsediyoruz. Yani Sabri Ülker Merkezi'nde geliştirilen daha önceki çalışmalarda bir antikorla bu kompleksin faaliyetini düzenleyebiliyoruz. Ve bu gerçekten çok çarpıcı etkiler gösterebiliyor klinik öncesi hayvan modellerinde. Ama tabii ki buradan yani bir tedavi çıkacak şu anda diyemeyiz. Onun cevabını ancak klinik çalışmaları, testleri yaptıktan sonra söyleyebiliriz. Bir de tedavi profili olarak belki açıklamamda fayda var. Şu anda bildiğimiz tip 1 için koruyucu, tip 2 için hem koruyucu hem tedavi edici bir profil gelişeceğini düşünüyoruz. Çünkü bu datalar elimizde var. Tip 1 için tedavi olacak mı bilmiyoruz. Ama tip 1'de çok önemli bir yeni konsept var. O da hastalığı geliştireceğini tespit edebiliyoruz artık yüksek risk taşıyan bireylerde. Fakat bu bireylerin için hiçbir tedavi yok. Yani sadece ne zaman diyabet geliştireceklerini bekliyorlar. Dolayısıyla bizim ana hedef, tip 1 için ana hedefimiz, tedavi hedefimiz bu risk grubunda hastalığın ortaya çıkmasını ertelemek veya tamamen durdurmak tabii en iyi senaryoda. Dediğim gibi bunların şu anda testleri yapılmadı insanda ve bu yapıldığı zaman ancak cevabını öğrenebileceğiz. Diyabetle savaşta bir adım öne geçtik diyebiliyor muyuz şu anda hocam? Ne düşünüyorsunuz? Ya bu
tabii ki çok önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bizim yaptığımız çalışmanın değil. Yani bunlar aslında bundan önce bir tane daha bir paylaşımda bulunmuştum. O da kök hücre araştırmalarından gelen yine bizim üniversitemizden. Yani iki tane çok kritik konu var diyabetin çözümü için. Bir tanesi dejenere olan hücrelerin korunması veya yenilenmesi. İkincisi de yenilense bile bunların faaliyetlerini sürdürmesinin korunması ve yeniden hastalanmasının önüne geçilmesi, hastalığın tedavi edilmesi. Bu iki alanda da hakikaten muazzam gelişmeler oldu. Yani şu son 2-3 hafta içerisinde. Ben yani Sabri Ülker Merkezi'nde bizim yaptığımız çalışmanın bundan biri olduğunu söyleyemem tabii. Ama bizim açımızdan çok heyecanlı. Ve diyabet konusunda önümüzdeki 10 sene içerisinde çok muazzam değişiklikler olacağına inanıyorum ben. Yani umuyorum tabii bizim de ona bir katkımız olabilir. Fakat yani şu anda bizim bulduğumuz ve yayınladığımız bilgilerle işte diyabeti çözdük, hastalığın sonu geldi gibi bir söylemde tabii ki bulunamayız. Ama bütün sahadaki yakın zamanda olan gelişmeleri düşünürsek ben çok önemli gelişmeler olacağına inanıyorum. Tabii bizim için önümüzde iki tane önemli çetin problem var halletmemiz gereken. Birincisi yani güvenli ve etkin bir molekülü insana uygulanacak hale getirmemiz. Yani burada çok ilerleme var. Yani elimizde molekül var. Bunun biraz daha üzerinde çalışılması gerekiyor. Bizim dışımızda da yani Sabri Ülker Merkezi'nin dışındaki gruplarda, üniversitelerde hatta endüstride birçok alternatif yöntemler var. Yani ikincisi de tabii bunun kliniğe sokulması, insanlarda denenmesi, etkinliğinin ve güvenliğinin ispatlanması. Burada ben çok uzun bir süreç olduğunu düşünmüyorum ama her zaman tedbirli olmak istiyorum. Çünkü yani biyoloji sürprizlerle dolu, her zaman karşımıza beklenmedik şeyler çıkarabiliyor. Hocam kolay bir şey değil. 10 yılınızı verdiniz. 10 yıl boyunca bir sorun üzerine kafa yordunuz, uğraştınız gece gündüzlü. Nasıl bir his şu anda acaba? Merak ediyorum gerçekten. Ya, teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için sevgili Cüneyt. Bu hakikaten zor bir şey ve de çok önemli bir konu. Orada ya birkaç tane söylemek istediğim şey var. Tabii bir tanesi ben tek başıma çalışmıyorum. Yani bu problem, yani ben tabii sizle şimdi konuşuyorum ama yani bilimsel çalışmalar bir kişinin faaliyeti değil, bir ekip işi ve biz de büyük bir ekiple çalışıyoruz. Bir kere onların hepsine çok kredi vermek istiyorum. Yani bu genç arkadaşları müthiş çalışmaları için, fedakarlıkları için. İşbirliğinde olduğumuz klinik ve temel bilim araştırmacılara çok teşekkür edip kredi vermek istiyorum. Bir de tabii bu kadar uzun bir işi yapabilmek için bu kadar süre ara vermeden bir sürü başarısızlığa göğüs germek için, yeniden başlayabilmek için bizim yani en çok bu çalışmaların itici gücü olan şey bu merkezin varlığı. Yani Sabri Ülker Merkezi'nin kurulması ve var olması bize en çok bu tür çalışmalarda başarı şansını yükselten bir faktör. Dolayısıyla uzun süreli zor soruları takip etmek için bu tür yapılanmalar çok önemli ve ancak o şekilde yapabiliyoruz. Bir de tabii yani kişisel olarak da yılmamamız gerekiyor. Devamlı bu çabaya devam etmemiz gerekiyor. Ama bu yani bu merkezdeki çalışmaların daha da önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda bu tür büyük sorulara cevap bulacağını tahmin ediyorum. Ve bu ayrıcalığı yaşadığımız için tekrar ne kadar minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sevgili Gökhan Otamışlıgil, çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sizle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bu çalışmalara imza atıyorsunuz. Daha nice başarılarınızı devamını dilerim. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, gelin sizleri Fransa'ya götürelim. Fransa'da kritik bir seçim var ve bu seçim öncesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Fransa'da neler yaşandığını geçtiğimiz haftalarda da gündeme getirmiştik. Geçtiğimiz günlerde Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Cumhuriyet yasalarına saygıyı güçlendiren prensipler yasası kapsamında 2600 camiden 99'unun ayrılıkçılık şüphesiyle istihbarat servisleri tarafından gözetim altında olduğunu ve bütün camilerin denetimden geçtiğini söyledi. Darmanin'in denetim altında olan camilerden 21'inin kapatıldığını belirtmesi, 2600 Müslüman ibadethanesinden 99 caminin
ayrılıkçı olduğundan şüpheleniyor demesi pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaştığı ülkede Müslümanlara seslenen Darmanin, ülkede aşırıcılıkla bağlantılı ibadethanelerin az olduğunu, Fransa'daki Müslümanların geneliyle dertleri olmadığını da savundu. Gündemde 6 caminin daha kapatılmasının olduğunu ve camilere yönelik denetimlerin devam edeceğini belirten bu yasada Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından eleştiriliyor. Hatırlarsınız Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim 2020'de ayrılıkçı yasası olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini Cumhuriyet yasalarına saygıyı güçlendiren prensipler olarak değiştirdiği bu tasarı Ağustos'ta kabul edilmişti. Fransa seçimlerinde bir anlamda milliyetçilik ve gördüğünüz gibi neredeyse ırkçılık yarışı sahneleniyor ve bunda çok konuşuluyor. Fransa'da neler oluyor? Camiler neden kapatılıyor? Fransa'da yaşanan bu olayların dünyaya yansıması ne şekilde olacak? İsterseniz gelin bunun detaylarını doçent doktor Enes Bayraklı'ya soralım. Sayın Bayraklı, şu anda Fransa'da neler oluyor acaba tam olarak? Bize anlatır mısınız? Fransa'da uzunca süredir aslında devam eden Müslümanlara yönelik devlet eliyle yürütülen bir İslamofobik politika söz konusu. Fransa geçmişten beri zaten Müslüman azınlığıyla problemli olan, çok sert bir asimilasyon politikası uygulayan göçmenlere bir ülke. Bu açıdan baktığımız zaman tabii son dönemde Fransa'daki artan bu Müslüman karşıtlığının, İslam düşmanlığının temelinde Fransa'nın öncelikle iç siyasetinin yattığını düşünüyorum. Bu iç siyasette özellikle son dönemde yükselen bir aşırı sağcı parti söz konusu, Le Pen'in temsil ettiği. Son dönemde yeni bir aktör de ortaya çıktı, Zemmour adında. Dolayısıyla mevcut iktidar, Macron çok ciddi bir baskı altında. Kitlelerin önüne atacağı bir günah keçisine ihtiyacı var Macron'un. Bu günah keçisini de Müslümanlar da buldu, zayıf bir azınlık olarak. Bu günah keçisi üzerinden de aşırı sağ kayan oyları durdurmaya çalışıyor. İkinci tabii temel mesele Fransa'da uzunca süredir devam eden sosyal ve ekonomik problemler. Bu problemler çok ciddi bir gelir adaletsizliği toplumda yaşanıyor. Ve bunun da özellikle geçtiğimiz yıllarda bir patlama olarak, toplumsal patlama olarak, sarı yelekler olarak sokağa taştığını gördük. Dolayısıyla bütün bu ters giden işler için bir sorumluya ihtiyacı var, bir günah keçisine ihtiyacı var Macron'un. Onu da Müslümanlarda buldu diye düşünüyorum. Müslümanları radikal göstererek, şeytanlaştırarak, ötekileştirerek politikalarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Şimdi Fransa'da tuhaf bir şekilde hani bir milliyetçilik yarışı var dedim ben ama çok da tuhaf değil. Bütün Avrupa'da var. Peki bu hamle mesela Avrupa'ya da yayılır mı camilerin kapatılması meselesi? Aslında yayılmış durumda çoktan. Küresel bir İslamofobik dalgadan söz edebiliriz. Bu sadece Avrupa kıtasıyla sınırlı bir problem değil. Özellikle Soğuk Savaş sonrası İslamiyet'in ve Müslümanların potansiyel tehdit olarak algılanması Batı'daki çeşitli entelektüel çevreler tarafından hem Batı içerisinde göçmen Müslümanların ama aynı zamanda İslam dünyasındaki Müslümanların bir potansiyel tehdit olarak tanımlanması sonucu Müslümanlara yönelik olarak bir şeytanlaştırma politikası güdüldü 90'lardan itibaren. Medya, siyasetçiler ve elitler eliyle bir öteki inşa edildi, bir şeytan tırnak içerisinde inşa edildi. Ve 11 Eylül'den itibaren de adeta bunda bir patlama yaşandı. Bunun neticesinde Müslümanların şiddetle, radikallikle, terörizmle, geri kalmışlıkla, kadına şiddetle özdeşleştirildiği bir düzleme geldik. Bütün bu problemlerin Müslümanlarda olmadığını iddia etmemiz mümkün değil. Fakat bu problemler Müslüman toplumlara özgü problemler değil. Bu problemlerin, bahsettiğimiz problemlerin, terörizm, radikalleşme gibi problemleri başka toplumlarda da görebiliyoruz. Fakat neden bütün fokus Müslümanların üzerinde sorusunu soracak olursanız bunun siyasi bir karar olduğunu, siyasi bir proje olduğunu, bu siyasi projenin sonucunda da çeşitli politikaların hayata geçirildiğini, meşrulaştırıldığını görüyoruz iç politikada ve dış politikada. Dolayısıyla küresel bir salgından söz ediyoruz burada.
İslam'a Müslümanlara yönelik olarak. Mesela Hindistan'da bugün çok ciddi bir Müslümanlara yönelik cadı avı başlatılmış durumda. Hindistan'da popülist aşırı sağcı bir lider tarafından yönetiliyor Modi. Geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz dönem Trump'ın söylemleri Müslümanlara yönelik olarak hatırlayalım. Ve bugün yine Cumhuriyetçi Parti içerisindeki milletvekillerin Müslümanlara yönelik, Müslüman milletvekillerine yönelik hakaretlerine bakalım. Dolayısıyla sorun Avrupa ile ya da Fransa ile sınırlı bir sorun olmayı aşalı çok oldu. Küresel bir sorun olduğunu görmemiz lazım. Enes Bey, sizce dünyada İslamofobi ne durumda? Müslümanlara yönelik nefretin gerçekten özellikle Batı Avrupa'da siyaset eliyle yasallaştırıldığını görüyoruz. Bu ne demek? Öncelikle Müslümanların dini pratiklerini engellemeye yönelik, kısıtlamaya yönelik yasaların hayata geçirildiğini, bununla ilgili tartışmaların, sonu bitmez tartışmaların medya eliyle yürütüldüğünü ve günün sonunda da meclislerde kararlar alınarak kurban kesme yasağı, minare yapma yasağı, cami yapma yasağı, başörtüsü yasağı, burka yasağı gibi yasakların yasalaştırıldığını görüyoruz. Diğer taraftan çeşitli Müslümanlara yönelik çeşitli baskıların yapıldığını, devletler eliyle bir Fransa İslamı, bir Alman İslamı, bir Avusturya İslamı üretmek üzerine çeşitli projelerin devreye sokulduğunu görüyoruz. Diğer taraftan başka bir mesele de bu baskılardan bir tanesi de mesela el tokalaşma zorunluluğu. Vatandaşlar geçiş seremonilerinde eğer bir Müslüman erkek ya da kadın karşı cinsiyette tokalaşmayı reddederse o ülkenin vatandaşı olamıyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Müslüman tabii toplumlar homojen toplumlar değil. Müslüman toplumların içerisinde çok farklı görüşler, anlayışlar söz konusu. Fakat bunların içerisinde tokalaşmayı, el sıkışmayı reddeden insanlar da olabilir. Fakat bütün bu insanların dışlandığını, vatandaş bile yapılmadıklarını, bununla ilgili yasaların hayata geçirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla kurumsallaştığı, yasalaştığı bir düzleme girdik İslamofobinin. Enes Bey, sizce bu İslamofobiyi ne tetikliyor acaba? Özellikle hani bir grup marjinal mi tetikliyor, yoksa bu marjinaller bahane edilip genel bir adım mı atılıyor? İslamofobiyi tetikleyen şeyin ben Müslümanların yaptığı hatalar olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Dolayısıyla Müslümanlar evet yanlış yapıyorlar. Müslüman toplumların çok ciddi problemleri var. Bunların iktisadi temelleri var, bunların jeopolitik temelleri var, bunların kültürel temelleri var. Bunları sayabiliriz. Fakat bu bahsettiğimiz problemler, bir örnek verecek olursak mesela kadına yönelik şiddet problemi Müslüman toplumlara özgü bir problem değil. Ve haddi zatında özü bir yaklaşımda bunun İslamiyet'ten kaynaklandığını iddia etmek de doğru değil. Bu problem dünyanın bütün toplumlarında gözüküyor. Fakat neden sadece Müslümanlar böyle bir problemle bir araya getiriliyorlar, özdeşleştiriliyorlar diye sorusunu soracak olursanız, bunun temel nedeni İslamofobinin bir siyaset eliyle, elitler eliyle, batılı elitler eliyle, batının dünya üzerindeki, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel hegemonyasını devam ettirmek üzere kullanılan bir araç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir Müslüman öcüsü yaratıldı ve bunun üzerinden Orta Doğu dizayn edildi, Orta Doğu şekillendirildi, Orta Doğu'daki demokratikleşme hareketlerinin önü tıkandı. Diğer taraftan da Batı'daki göçmen Müslüman toplumların asimile edilmesi, sindirilmesi amaçlanıyor. Dolayısıyla burada birkaç amaca hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Ne yapılmalı? Yani bu durumun önüne nasıl geçilir? Bu durumun önüne geçmek gerçekten çok kolay değil. Diğer sorularda da bahsettiğim gibi özellikle çok güçlü bir siyasi karar söz konusu ve arkasında çok ciddi bir medya desteğiyle yürütülen bir kampanyadan söz ediyoruz. Buradaki temel yapılabilecek işlerden bir tanesi öncelikle Müslümanların kendilerini bu konuda eğitmeleri, nasıl bir problemle karşı karşıya oldukları konusunda bir açıklığa kavuşmaları. Bu ne demek? Öncelikle bunun demin de bahsettiğim gibi apolojitik bir yaklaşımla İslamiyet barış dinidir. İslamiyet Müslümanlar işte efendime söyleyeyim İslamiyet barış dinidir diyerek yahut içimizdeki işte Müslümanlar şu hataları yapıyorlar bundan dolayı bunlar başımıza geliyor söylemiyle bu ırkçı dalgayla mücadele etmek mümkün değil. Öncelikle bunun Müslümanların yapıp ettiklerinden bağımsız bir problem olduğunu her şeyden önce görmemiz lazım. Diğer taraftan
Hem öncelikle Müslümanlar kendilerini bu konuda eğitirken, batıdaki özellikle göçmen topluluklar, Türk diasporası bu konuda eğitilmesi gerekir. Diğer taraftansa bununla ilgili bu sorunu deşifre eden raporların kaleme alınması, farklı alanlarda Müslümanların karşı karşıya oldukları ayrımcılığın ve ırkçılığın istihdam alanından tutun eğitim alanına ortaya konulmasıyla ilgili akademik çalışmaların yapılması gerekir. Diğer taraftan bunu uluslararası olarak izleyip dokümente edecek, takip edecek bir İslamofobiye izleme merkezinin kurulmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii en önemli meselelerden bir tanesi de bu konuyla ilgili batıdaki siyasi elitler nezdinde ve uluslararası kuruluşlar nezdinde de ciddi lobi faaliyetleri yapılması gerekir. Özellikle uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler, AGİT, Avrupa Konseyi gibi kuruluşların devreye sokulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. İslamofobi ülkelerin ikili ilişkilerini nasıl etkiliyor sizce? İslamofobi öncelikle aslında Türkiye'ye bakacak olursak en fazla Türkiye'yi etkilediğini ben düşünüyorum. Türkiye'nin nüfusunun çoğunluğu Müslüman bir ülke olarak bilinmesi, Müslüman bir ülke olarak seküler bir devlet yapısına sahip olmasına rağmen Müslüman bir ülke olarak kodlanmış olması Batı'da ciddi komplikasyonlara neden oluyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci uzunca dönem kültürel farklılıklar nedeniyle Batı'daki özellikle muhafazakar ve sağcı çevreler tarafından engellendi. Fakat görüyoruz ki esasında burada Müslüman bir topluluğa, Müslüman bir çoğunluğa sahip olması Türkiye'nin bir problem alanı olarak görülüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini zehirleyen birçok faktör söz konusu. Fakat onlardan en önemlilerden bir tanesi de Türkiye'nin çoğunluğunun Müslüman nüfusa sahip bir ülke olması var. Müslüman bir kültüre sahip olması var. Bundan kaynaklı olarak da Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği ile olan, Avrupa ülkeleri olan ilişkilerini zehirlediğini düşünüyorum. Diğer taraftan bu İslam düşmanlığının, diğer taraftan Türk diasporasına yönelik çok ciddi negatif etkileri söz konusu. Bunlar terör saldırılarından, sokakta yaşanan basit saldırılara, ırkçı nefret suçlarından, iş hayatında ayrımcılığa, ev aramada, ev bulmada ayrımcılığa kadar geniş bir yelpazede Türk toplumunu etkiliyor. Bu da tabii Türk diasporası etkilendiği zaman Türkiye'nin o ilgili ülkelerle ikili ilişkilerini de negatif etkilediğini görüyoruz. Enes Bey çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, 5'ine 1 K'ya isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Ermenistan 1993'ten bu yana kapalı sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini içerecek yeni bir normalleşme adımını attıklarını açıkladı. İki tarafın atayacağı özel temsilcilerin normalleşme için bir yol haritası oluşturmaya çalışacakları parametreler üzerinden uzlaşılması durumunda 2009'da da imzalanan ikili protokole benzer anlaşmaların gündeme geleceği kaydediliyor. Türkiye 2020 sonunda yaşanan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı yenilgisiyle sonuçlanan savaşın hemen ardından Erivan'la ilişkilerin normalleşmesine hazır olduğunu mesajlarını vermeye başlamıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da ülkesinde düzenlenen seçimleri kazanmasının ardından yaptığı açıklamalarda Türkiye ile ön koşulsuz diyaloğa hazır olduğunu söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara-Erivan arasında yeni bir diyalog sürecinin başlatılması için devreye girdiği de konuşuluyor. Konunun Amerikan Başkanı Joe Biden'ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma buluşması ve Dışişleri Bakanları Antony Blinken ve Mevlüt Çavuşoğlu arasında da ele aldığı gelen haberler arasında. Bu kapsamda Ankara-Erivan arasındaki diyalog süreciyle ilgili ilk somut açıklama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakanlığının 2022 bütçesi görüşmeleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Çavuşoğlu, tarafların normalleşme için özel temsilciler atayacakları bilgisini de verdi. Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasının Rusya Federasyonu'nun bölgedeki nüfuzunu zayıflatma amacıyla başta Amerika ve Avrupa Birliği olmak üzere Batı bloğu tarafından desteklendiği de gelen haberler arasında. Taraflar arasında atılan adımlar nasıl bir ikili ilişki oluşturacak, buzları eritmekte yeterli olacak mı? Sanırım bunu da zaman gösterecek. Sevgili seyirciler, Libya'da devlet başkanlığı seçimleri tehlikeye mi girdi sorusu şu anda pek çok farklı yerde konuşuluyor, soruluyor. İç savaşlar nedeniyle dünya gündeminden düşmeyen Libya'da gelecek hafta yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimlerinin akıbeti hala belirsiz. Libya halkı 24 Aralık'ta yeni devlet başkanını seçmek üzere sandığa çağrılmıştı ancak bölgeden alınan haberlere göre silahlı gruplar Perşembe gecesi başkent Trablus'taki
önemli hükümet binalarının yakınlarına kadar gelmiş durumda. Bu arada güneydeki Sabha şehrinde de ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı güçlerle Trablus'taki geçici hükümetin taraftarları arasında da çatışmalar devam ediyor. Libya Devlet Başkanlığı seçimleriyle ilgili tartışmalar aylardır devam ediyor ve seçimin yasal zemini, adaylar ve seçim süreciyle de ilgili taraflar uzlaşamıyordu. Bu konularda uzlaşı sağlanamadığı gibi tartışmalar da son zamanlarda yoğunlaşmıştı. Bakalım önümüzdeki günlerde Libya'da bir seçim olacak mı, olmayacak mı? Hep beraber göreceğiz. İnsanlar merak ediyor tabii 24 Aralık'taki bu seçim. Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu seçimin sonuçlarından biliyorsunuz Türkiye ile Libya arasında, geçici hükümet arasında bir anlaşma imzalanmış ve Mavi Vatan kapsamında Türkiye'ye yönelik kuşatma bir anlamda Akdeniz'de derinmişti. 24 Aralık seçimini biz de bu yüzden yakından takip ediyoruz. Sevgili seyirciler, bu hafta ilginç bir durum oldu. Amerika şu son günlerde zor zamanlar geçiriyor desek yeridir. Yaz aylarında koronavirüs vakalarında görülen artış yüzünden yaşanan bu ekonomik durgunluktan çıkılması ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklar hala devam ediyor. Amerika'da da enflasyonun daha da artmasına neden olduğunu şu anda artık bütün dünya görüyor. Ülkede enflasyonun gelecek yılda yüksek seyredebileceği kaygısı hakim. Tabii yüksek derken yanlış anlaşılmasın, %5, %6 civarında bir yükseklikten bahsediyoruz. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz arttırımı yapıp yapmayacağı konuşuluyor, tartışılıyor. Şu anda bu haftanın gündeminde önemli konulardan bir tanesiydi. Amerikan Çalışma Bakanlığı verilerine göre de Eylül ayında %0.4 artan tüketici fiyat endeksi geçen ay %0.9 artmış. Son 12 ayda tüketici fiyatları da artışın %6.2 olduğu belirtiliyor. Sevgili seyirciler, 5'ine 1K'da bugün sizlere Türkiye'den ve dünyadan haberler getiriyoruz. Son olarak Yunanistan sahil güvenliği ve Amerikan sahil güvenliği arasında imzalanan ilginç bir anlaşma var. Bu da Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Amerika'daki yüksek enflasyon meselesi konuşuluyor bir yandan ama kendilerine göre yüksek enflasyon. Geçtiğimiz hafta Atina'da Yunanistan sahil güvenlikte Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenlik komutanları arasında bir işbirliği imzalandı. Ve de Yunanistan Denizcilik Bakanı Giannis Plakitokis'in Amerika'nın Atina Büyükelçisi Jeffrey Piat'ın katıldığı törenle Denizcilik Bakanlığı'nda bir anlaşma imzalandı. Ve şimdi artık Türkiye'nin sınırında Yunan ve Amerikan botları, sahil güvenlik botları beraber devreye gezecekler. Çok ilginç bir gelişme. Bayram değil, seyran değil. Neden böyle bir anlaşma imzalandı? Onu da şimdilik bilen yok. Bir süredir Amerika'nın Türkiye'nin yerine koyduğu yeni müttefiğinin Yunanistan olduğu yorumları yapılıyordu. Biliyorsunuz Gümülcine de büyük bir üst kurdu Amerika. Milyarlarca dolarlık silah ve modernizasyon anlaşmasını da Yunanistan'a kaydırmış durumda. Özellikle F-35 uçakları Türkiye'nin Türkiye programdan çıkartıldıktan sonra Yunanistan'a ağırlık veriliyor. Ve görüldüğü kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri şu anda tam anlamıyla bir açık deniz dengelemesi, offshore balancing yapıyor. Yani Rusya'yı ve Türkiye'yi kritik deniz alanlarında kuşatma stratejisi uyguluyor. Bu anlaşma iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendiğinin en somut göstergelerinden bir tanesi. Akdeniz'deki jeopolitiği Ege kıyılarını nasıl etkileyecek bunu da hep beraber bu yaz göreceğiz anlaşılan. Sevgili seyirciler, bir 5'te 1 kanın daha sonuna geldik. Sizlere gelişmeleri Türkiye'de ve dünyada olan biteni dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Önümüzdeki yıl 22. yılımıza giriyoruz CNN Türk ekranlarında. Yeni bir 5'te 1K'da önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla.